poliklinikleri ateş, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırma, işte genel vücut ağrısı şeklinde şikayetlerle çok hasta başvuruyor. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Birçok hastalık bu şekilde davranabilir. Ancak baktığınız zaman henüz Türkiye'de maalesef bir sürveyan sistemi, yani tarama sistemi olmadığı için bu konuda biz ne kadarı işte bunların COVID ile ilgilidir, ne kadarı griptir, ne kadarı nezledir, bunlar çok iyi ayırt edemiyoruz. Ancak gördüğümüz şu, hastalara işte test yapmamız çok zorlaştı. Çünkü bunu birkaç kez dile getirdim ben. Sağlık Bakanlığı test yapma kriterlerini 2000 yılında, yani salgının başladığı dönemde belirledi. Ve o dönemde hastalık daha ağır seyrediyordu. Onun için test yapabilmeniz için bir hastaya gerekli belirtiler daha kolay görülüyordu. Ancak şimdi sağlıklı insanlarda daha hafif seyrettiği için genellikle ağır hastalar daha çok risk grubunda görüldüğü için artık o eski tabloda gelmiyor hastalar. Dolayısıyla test yapamıyorsunuz bakanlık sisteminden. Geriye işte insanların kendi olanaklarıyla özel laboratuvarlarda para ödeyerek yaptırdığı testler kalıyor. Böyle de baktığımız zaman pozitiflik oranları giderek artmaya başladı. Yani her yer istediğimiz 100 testten daha önce 3'ü 4'ü pozitif çıkarken şimdi %20-30'lara ulaştı bu rakam. Ve tabii bunların ne kadarı eris varyantına bağlıdır. Bunun için de varyant analizi yapmanız lazım. Ama varyant analizi yapmanız için de virüs elde etmeniz lazım. Bunun için de testler son derece azaldı. Dolayısıyla varyant analizi de yapmıyoruz. Oysa Türkiye bunları yapabilecek olanaklara sahip. Fakat şunu da kabul etmek lazım. Bu salgının başından beri şunu gördük. Bize dışarıda görülen bir virüsün bulaşmaması şu andaki tamamen tedbirsiz dönemde mümkün değil. Yani eskiden işte sınırlarda bazı tedbirler alırken, işte insanlar testlerle ülkeye sokulurken o durumda bile işte azaltıyorduk hastalığı ama tam önleyemiyorduk. Oysa şimdi hiçbir önlem almıyoruz. Dolayısıyla eris varyantı mutlaka Türkiye'de var. Ve bunların önemli bir kısmında eris varyantı olduğunu tahmin ediyoruz. Şunu unutmayalım, bu varyantlar mutasyonla gelişiyor. Yani virüsün genetik yapısında değişimlerle ortaya çıkıyor. Bu mutasyonlar da durup dururken olmuyor. Yani virüs sizde dururken mutasyona uğramıyor. Bulaş sırasında oluyor. Kişiden kişiye bulaşırken. Dolayısıyla siz bulaşa ne kadar izin verirseniz yeni virüs varyantlarının gelişimi o kadar kolaylaşıyor. Ve nitekim zaten yüzlerce varyant gelişti salgının başından bu tarafa. Ama her varyant dikkat çekmiyor. Varyantın dikkat çekmesi için üç özellikten biri olacak. Ya işte aşılara karşı dirençli olacak. Ya daha ağır bir klinik tabloya neden olacak. Ya da daha çok bulaşacak. Hep şimdiye kadar gelişen varyantlar bu üçüncü özellik nedeniyle. Yani daha çok bulaştıkları için, daha hızlı bulaştıkları için dikkat çekti. Fakat bu mutasyonlarda hep böyle hafif seyirli virüslerin gelişeceği garantisini kimse veremez. Mutasyon rastgele olan bir olaydır. Bu iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Yani eğer biz bu kadar böyle rahat bırakırsak virüsü, virüs günün birinde çok ağır bir hastalık tablosu oluşturan bir varyant geliştirebilir. O zaman mücadele çok daha zor olur. Düşünebiliyor musunuz? Bizim öyle bir varyant geliştiğinde yeni baştan bütün toplumu inandırıp işte aşılamayabileceğiz, iş yerlerini kapatacağız, okulları kapatacağız. Bunu sağlamamız neredeyse imkansız gibi bir şey. O duruma gelmeden bazı tedbirleri almak lazım. Ve anlattığımız tedbirler de uygulaması, alınması zor tedbirler değil. Şimdi
bir defa şu gripin hafif bir hastalıkmış algısından kurtulmamız lazım. Grip dünyada en çok öldüren ne de felakettir. Bakın, hastalıktır demiyorum. Ne, gripin neden olduğu ölüm sayısının yanına ne savaşlar yaklaşabilir, ne depremler, ne de başka bir felaket. O yüzden grip son derece ağır bir hastalıktır. %1 civarında, salgınlarda %3 civarında ölüme neden olur. Hemen hemen her zaman yatağa düşürür insanı ve yerinizden kalkamazsınız. Nezle ile gribi karıştırıyorlar, onun için gribi küçümsüyorlar. Şimdi grip midir yoksa işte COVID midir? Bu ikisini ayırt etmek son derece önemli. Şu açıdan önemli, henüz daha COVID'in etkin bir tedavisi yok. Yani vereceksiniz, COVID'i iyileştirecek böyle bir ilaç geliştirilmedi. Amerika'da işte Paxlovid daha ümit verici bir şeydi ama onda da rebound dediğimiz ilacı bırakınca tekrarlamalar görülmeye başladı. O yüzden yani COVID dediğiniz zaman tamamen hastanın belirtilerine yönelik işte ateş düşürücü, ağrı kesici gibi ilaçlar kullanıyoruz. Ağırlaşmadıkça. Ancak gripin çok etkin tedavisi var. O yüzden grip olan hastaya o tedaviyi verebilmeniz için grip olduğunu göstermeniz lazım. Bu her iki hastalığın testleri de mevcut. Türkiye'de de birçok laboratuvarda yapılabiliyor bu. Onun için mutlaka bu olanağın vatandaşlar için sağlanması lazım.